Yüksek öğretim kurumları sınavı yarın ve pazar günü rekor adayla ve ilk kez barajsız olarak uygulanacak. Barajla ilgili karar biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Bu ilk sınav barajsız. 3 milyon 243 bin adayı ilgilendiren sınavı şimdi eğitimci Turgay Polat'la konuşacağız. Turgay Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Barajsız olması neyi değiştirdi? Bu sınav heyecanı, sınav gerilimi konusunda bir farkı var mı bu yıl öğrenciler adına? Muhakkak var. Aslında öncelikle birkaç konuyu tartışmak gerekiyor. Birincisi neden 3 milyon 243 bin? Yani bu rakam niye artıyor? Evet. İkincisi tabii yıllardır bizim 1974'ten beri yapılan bu sınavla ilgili bir öngörümüz var ve bu aslında gittikçe çürüdü. Biz hep şöyle düşünmüştük. Aday sayısı çok fazla. Herkes üniversitede olmak istiyor. Üniversitede kontenjan az. Dolayısıyla öğrenciler bu kontenjana yerleşemedikleri için de sıkıntı yaşıyorlar gibi düşündük ama üniversite sayısının artmasıyla birlikte ve dünyadaki ve Türkiye'deki geleceğe dair, mesleklere dair algılar değiştikçe aslında bunun böyle olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Yani geçen sene Türkiye'deki toplam kontenjanın %25'i boş kaldı. Oysa 2 milyon 500 bin aday sınava girmişti. Yani neden boş kaldığına baktığınız zaman da aslında bakarsanız gençlerin artık tercihlerinin, isteklerinin, gitmek istedikleri programların değiştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla üniversitelerinizi gençlerin bir şekilde sorgusuz sualsiz yerleşmediğini artık kabul etmemiz ne lazım. Çok, yani en çok ne tercih ediliyor Turgay Bey? Affedersiniz tamamlamadan. Yani nereden nereye kayış var? Bu %25 boş kalanlar mesela hangi bölümler? Şimdi burada tabii Türkiye'deki üniversite algısının da ciddi şekilde bozulduğunu söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de üniversite algısı doğal olarak bir iş bulma, yani bir meslek edindirme kuruluşu gibi algılanıyor. Dolayısıyla gençler de üniversite bittiği zaman kolay iş bulabilecekler. İşte bazı mühendislik programları, mesela bilgisayar mühendisi gibi, yazılım mühendisi gibi ya da sağlıktaki işte tıp fakültesi gibi, diş hekimliği fakültesi gibi, eczacılık gibi, işte hukuk gibi alanları tercih ediyor. Ama bunun yanında mesela temel bilimlerin artık Türkiye'de maalesef olmadığını, işte ya da eğitim fakültelerinin artık eskisi kadar revaçta olmadığını, sağlıktaki işte bazı bölümlerin işte fizyoterapi gibi çok eskisinden daha çok revaçta olmadığını, ziraat fakültelerinin olmadığını, hatta bazı mühendislikleri mesela inşaat gibi ekonomik krize de takılan bazı bölümlerde öğrencilerin tercih etmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla iki algıdan dolayı öğrenciler karar veriyorlar. Birincisi öğrenci yaşayacağı kendi çok önemsiyor. Yani üniversite eğitimini İstanbul'da almak, İzmir'de almak, Eskişehir'de almak, Ankara'da almak gibi bir öncelik var. İkincisi bunun ise de bir de kentte yani seçecekleri kentte seçecekleri programlarda öncelikli eğitim almak istiyorlar. Dolayısıyla burada her ile bir üniversite açmak bu sorunu çözmedi. Çünkü üniversiteye gittiği zaman genç aynı zamanda orada bir de sosyal yaşama dahil olup orada kendini geleceğe hazırlayacak bir sürece dahil olmak istiyor. İkisi yan yana geldiği zaman da bazı üniversitelerde inanılmaz boşluklar yaşandı. Bazı Anadolu'daki üniversitelerde. Burada bilinen bir şey var. Biz genelde şunu beklerdik. Ya işte ekonomik olarak vakıf üniversitelerinin daha az ekonomiden dolayı tercih edildi. Tam tersi oldu. Devlet üniversitelerinde daha yüksek boşluklar yaşandı. Çünkü gençlerin üniversite algısında önceliğin kaliteli bir üniversitede geleceğe hazırlayacak bölümlerde eğitim almak olduğu algısı bize gösterdi. Bu da dolayısıyla şunu getirdi Serap Hanım. Madem böyle bir beklenti var, o halde gençlerin üniversite sınavı önündeki bu yığılmasını önlemek amacıyla gençlere tercih yapma hakkı tanıdılar. Aslında burada ortaya çıkan durum şu. Siz 180 puan alan bir genci 4 yıllık lisans programı tercih edebilirsin dediğinizde 179 puan alan çocuğun başarısız olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Veya biz buradaki barajları da yanlış kullandığımızı fark ettik. Yani örnek vereyim, 180 puan alan bir çocuk tamamını Türkçe testinden yaparak 180 almışsa bu çocuk mühendislik okuyabilir. Ama işte matematikten yapan çocuk okuyamaz, daha az yaptığı için okuyamaz gibi bir algı. Oysa burada şuna dönmemiz lazım. Bölümlerin yetkinliklerini tartışmamız lazım. Mesela mühendislik okumak için 10 matematik mi istememiz lazım? Tıp fakültesi okumak için biyolojinin tamamını yapmasını mı istememiz lazım? Yani artık bu kriterleri de tartışmamız gerekiyordu. Dolayısıyla aslında işlemeyen, fiiliyatta yok olmuş olan barajlar kendiliğinden kalkmış peki, oldu. Peki kısacık bu sınavda işte hangi sorudan başlasınlar vesaire bir takım tavsiyeleriniz var mı hafta sonu olan sınava öğrencilere katılacaklara? Evet, öncelikle hepsine başarılar diliyorum. Temelde şeyim şu, önerim. Şimdiye kadar nasıl sınav sorusu çözdülerse, yöntemleri neyse lütfen yarın değiştirmesinler. Çünkü en tehlikelisi bu.
sonunda sınava girip farklı bir yöntem denediğinizde bu sizi başarısı da uğratabilir. Nasıl başladıysanız aynen devam edin. İkincisi, bu sınavda sorulan sorular sizin daha önce karşılaştığınız sorulara benzer. O yüzden soran sorularında zorluk ya da kolaylık yıllara göre çok değişmez. Zorsa bir soru herkes için zordur, kolaysa herkes için kolaydır. Ve sakın unutmasınlar, o test kitabının içerisinde çok zor sorular da olacaktır, çok kolay sorular da olacaktır. Ve bunlar rastgele dizildiği için ilk soruya da denk gelebilir, son soruya da denk gelebilir. Dolayısıyla sınavda kendilerinin ne kadar çok ya da az yaptığından daha çok grubun ne kadar zorlandığı ya da kolay yaptığı algısı daha önemlidir. Tabii dolayısıyla ki. bu sınavlarda puanlar şöyle hesaplanmaz. Ahmet 10 aldı, Mehmet 7 aldı diye değil. Türkiye'deki tüm adayların o teste verdikleri doğru ortalaması öğrencinin netine göre oranlanır ve ona göre puan alır. Yani hemen demoralize olmasınlar, biraz zor sorular üst üste gelirse herkes için aynısı yaşanabilir diye vurgu yapıyorsunuz. Evet. Beklesinler, görsünler, ondan sonra yorum yapsınlar. Şimdiye kadar zaten yaptıklarına benzer bir sınav olacaktır. Rahat olsunlar. Tercih de daha kolay olacaktır. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Daha ileride zaten bu üniversite sınavının kalkması gündemde, onu konuşacağımız yayınlar da olacak. Keşke bu sistemde diyorsunuz ya, her yıl bir şey konuşuyoruz, her yıl bir eksiğin üzerine vurgu yapılıyor. Bunlar böyle uzun vadede sürekli tökezleterek değil de şöyle bir kalemde böyle düzgün bir sistem otursa da biz bunları daha az konuşma ihtiyacı duysak. Tabii, çok teşekkürler. Sarıf Hanım, bir cümle söyleyeyim. Sınavı konuşmak yerine keşke bu gençlerin geleceğini konuşmak için daha farklı eğitim tartışmaları yapsak. Çok doğru bir şey söylediniz. Umarım yakın zamanda bunlarda konuşuruz. Evet, üniversitelerin niteliği de çok önemli. Verilen eğitim, bu temel bilimler konusu ayrı bir konu ama şu an için bunlara vaktimiz yok. Ama çok teşekkürler Turgay Polat. Sağ olun katkınız için.